Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok uzun zamandır merak ettiğim bir şeyi deneyeceğim. İlk iki hamileliğimde, Elif ve Berfin'de böyle bir şey duymamıştım ve hiç denememiştim. Ama daha sonra duydum ki evde bebeğin cinsiyetini belirlemek için belirli testler yapıyorlarmış. Tabii hiçbiri %100 değil. Garantisi tabii ki de yok. Ama çok çok merak etmiştim. Ve bu hamileliğimde denemek istedim. Zaten son hamileliğim, böyle her şeyi, böyle hiçbir şeyde gözüm kalsın istemiyorum. Merak ettiğim her şeyi denemek istiyorum. Şöyle 9-10 yöntem buldum. Yani daha doğrusu birkaç tanesi böyle test şeklinde, birkaç tanesi de söylenti. Hepsine bakacağım ve karşılaştıracağım. Bakalım sonuç olarak ne çıkacak. Çünkü cinsiyetini öğrenmemize arkadaşlar birkaç gün kaldı. Ve ben bu testleri cinsiyetini bilmeden önce yapmak istiyordum. Hani ne bileyim, etkisi olabilir diye düşündüm. Hani cinsiyetini bilince belki ona yönelik hep bir sonuç görüyor olabilirim diye korktum. Onun için bilmeden yapmak istedim. Hep birlikte bakalım sonuç ne çıkacak. Çok merak ve en çok merak ettiğim şey de acaba tutacak mı? Hep birlikte bu testleri yapalım, sonucuna bakalım. Daha sonra videonun sonunda biraz sizinle hamileliğimden bahsetmek istiyorum. Nasıl hamile kaldım? Daha önce düşük yaptım mı? Ne kadar sürdü? Yani birçok şeyi paylaşmak istiyorum. Yani çocuk deneyen ve isteyen insanlara hem moral hem bazı fikirler olur diye düşündüm. Birkaç vitamin de tavsiye etmek istiyorum. Bazı kullandığım şeyler çok çok faydalı olmuştu. Bunlardan da videonun sonunda bahsederiz. Şimdi gidelim testlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, karbonat ve idrar testiyle bebek cinsiyeti testi yapacağız şimdi. İkisi eşit olacak. Şu şekilde karbonat koydum. İkisini eşit döküyorsunuz ve hiçbir şey olmazsa kız diyorlar. Ama içinde asit, küçük küçük bir asitler ya da ne bileyim kabarma, asit, hani bir hareket olursa erkek diyorlar. Hadi bakalım ne çıkacak. Hep birlikte görelim. Şimdi şuradan çıkan şeyi umursamayacağım çünkü daha yeni karışıyor. Hiçbir tepki yok arkadaşlar. Böyle asit falan yok. Asitlenme, bir hareket yok. Bu testten yola çıkarsam arkadaşlar kız diyeceğim. Bence bu kız sonucu. Evet, böylece de bir çizgi kıza gidiyor. Bir puan. Bakalım diğer testler nasıl gidecek. Evet, bir sonraki testimiz ise lahana testi. Kırmızı lahana. Bu şekilde arkadaşlar doğradım. Çeyrek lahana. Kaba saba doğradım. Bunları şimdilik haşlayacağız. Evet, bunu haşlayacağız arkadaşlar. Sonra soğumaya bırakıp sır suyunu kullanacağız. Evet arkadaşlar, bir bardak ayırdım. Şöyle fincanın içine koydum. Soğumaya bırakacağım. Şöyle bayağı koyu bir mor. Görüyorsunuz. Bu şimdi soğusun. Sonra da testimizi yapabileceğiz. Evet arkadaşlar, ışığı yaktım öğlen olmasına rağmen çünkü İngiltere kapkaranlık. Şöyle göstereyim. Kedimin sesi geliyor arkadan. Şimdi arkadaşlar, lahana suyu soğuduktan sonra yine idrarla aynı miktarda olacak. Ve ikisini birden bir bardağa dökeceğiz. Koyu mor, böyle mavimsi, şu an görüyorsunuz. Mavimsi bir mor kalırsa kız. Ama böyle pembemsi mi bir mora dönüşürse erkek deniliyor. Haydi bakalım. Evet, şimdi rengine bakacağız. Evet arkadaşlar, bayağı bir koyu mor kaldı. Çok fazla pembeleşmedi. Ve lahana testi sonucundan da arkadaşlar kız olduğunu düşünüyorum.
Evet, bu sonuçta kız arkadaşlar. Ve böylece arkadaşlar, kusura bakmayın, kettle'dan kahve yapacaktım. Su doldururken buraya biraz su döktüm. İkinci testimize yine kız çıktı. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bir sonraki testimize çamaşır suyu ve idrarla karıştırıyorsunuz ve yine tepki verirse, bir köpüklenme, asitlenme gibi bir şeyler olursa erkek diye inanılıyor. Ama hiçbir değişim olmazsa, hiçbir kımıldama, yani bir hareket görmezseniz kız demek oluyor. Yine aynı miktar olacak ikisi. Şimdi karıştıralım bakalım. Evet, bayağı köpürmeye başladı. Ve 4-5 katı diyeyim havaya kalktı. İlginç. Bu sefer de erkek sonucu aldım arkadaşlar. Bu şekilde olursa erkek olduğu söyleniyor. Evet, 1 puan da buraya. Evet arkadaşlar, hava iyice karardı zaten. Oda da iyice karanlık oldu, kusuruma bakmayın. Şu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki yöntemde Ramsey teorisi. Duydunuz mu bilmiyorum. Ramsey teorisi kendiniz de yapabilirsiniz. İsterseniz ultrason resminizi gönderiyorsunuz. Ben ultrason resimleri gönderdim. Çok uygun fiyata. İnceliyorlar. Ramsey teorisi şöyle oluyor arkadaşlar. Kafatası şöyle yuvarlak gelirse kız dinliyor. Daha şöyle, ne bileyim, hani yuvarlak değil de daha çıkıntılı falan, ya da şurada boşluk olunca erkek diyorlar. Onun dışında şu uç kısım, bebeğin hani şu poposunun üstündeki kısım dikey duruyorsa erkek, daha düz ya da inik duruyorsa kız. Onun dışında da arkadaşlar, plasenta sağ taraftaysa erkek, sol taraftaysa kız diyorlar. Yani Ramsey teoride bu üç şeye bakılıyor. Ama unutmayın ki ultrason hep ayna gibi oluyor. Yani ultrasonla sağda gözüküyorsa sol demek oluyor. Neyse, ben de gönderdim benimkilerini ve hepsine baktılar. Ve bana e-mail geldi. Hani bilmiyorum, bilgisayardan mı oluyor, biri mi bakıyor bilmiyorum ama çok çabuk gelmişti hatta. Onların dediğine göre de yine kız çıktı. Yani Ramsey teorisine göre de yine kız tıklıyoruz. Şöyle. Ay, kötü oldu. Şu şekilde. Daha sonra cildinize göre bir teori ya da inanç var. Ya cildiniz kuruyorsa, kuru bir cilde sahip oluyorsanız hamileyken erkek, ama daha yağlı bir cilde sahip oluyorsanız ya da sivilceli bir cilde kız oluyor. Kız diye inanılıyor diyeyim. Benim de cildim normalde aşırı yağlı ama hamile olduğumdan beri aşırı krem sürmem gerekiyor. Cildim ve özellikle şu ellerim bile çok aşırı kuru. Bu inanca göre bakarsak erkek çıkıyor yine. Şu şekilde. Onda da erkek tıklıyoruz. Şöyle iki erkek, üç kız çıktı arkadaşlar. Başka bir inanç ise, yabancılarda da, Türklerde de hatta bulmuştum bunu. Mide bulantınız yoğun oluyorsa kız diyorlar, kız diye inanılıyor. Ama mide bulantınız daha hafif geçiyorsa erkek. Benim mide bulantım felaketti, yani felaket. Daha önceki hamileliklerimden bile 10 katı olmuştu. O teoriye göre de bakarsak arkadaşlar kız oluyor. Şu şekilde bir tane daha çizgi çekiyorum. Bir yöntem daha ise aşerme. Yani canınız daha çok tatlı şeyler mi çekiyor, tuzlu şeyler mi çekiyor? Dediklerine göre daha çok tatlı yiyorsanız, canınız daha çok tatlı çekiyorsa kız. Daha çok tuzlu ya da ekşi mi bilmiyorum, yani daha çok tuzlu şeyler çekiyorsa erkek. Benimki, ona bakarsak aşırı derecede, ben aşırı tatlı yiyen bir insandım. Ve hamileliğimden beri çok çok daha az yiyorum. Hatta midemi bulandırıyor çikolata. Aşırı derece tuzlu şeyler canım çekiyor. Patates kızartması, böyle bol tuzlu. Bu tarz şeyler çekiyor. Bu inanca göre de bakarsak arkadaşlar erkek oluyor. Şu şekilde.
Ay ne kadar kötü çizim, havada yapıyorum ya. Bir başka inanılan teori de arkadaşlar Çin takvimi. Çin takvimini bana bir arkadaşım tavsiye etti. Onda doğru çıkmış. Ben de hiç duymuştum sanki ama hiç denemedim. Ondan sonra ben de yapayım dedim. Oraya internetten yazabiliyorsunuz Çin takvimi. Birçok siteler çıkıyor. Ve orada doğum tarihinizi giriyorsunuz. Hangi ay hamile kaldığınızı giriyorsunuz. Ve size bebeğinizin cinsiyetini tahmin ediyor. Ve ben bunu birçok insanın doğru çıktığını duydum. Ve ben de merak ettim. Ben de yaptım ondan. Ben de erkek çıktı arkadaşlar. Onun için şöyle bir puan daha erkek oluyor. Evet, 4'e 4 oldu. Ben birinin yoğun olmasını istiyordum aslında ki çünkü daha düz tahmin olur diye ama. Evet, benim bildiğim bu kadar arkadaşlar ve inanmıyorum eşit oldu. Keşke biri yoğun olsaydı ondan bir yol alsaydık. Şimdi böyle %50-50 oldu. Zaten önce de %50-50 iken kafamıza. Ya böyle oldu. Neyse, bunlara tabii ki de çok inanmamak lazım. Eğlence niyetine yaptım ben de zaten. Bir de merak ettim tutacak mı tutmayacak mı. Evet, testler de bu kadardı arkadaşlar. Size bahsettiğim gibi biraz da kısaca hamileliğimden bahsedeceğim. Her şey nasıl oldu? Birkaç tavsiyem olacak. Umarım size yardımcı olmuş olabilirim. Yani çocuk düşünen bayanlara yardımcı olabilirim inşallah. Arkadaşlar biz aslında çocuk düşünmüyorduk hiç. Yani tamam, iki tane zaten çok çok yaş farkı oldu arada. Büyük, yani çocuklar bayağı büyük. Benim biri 10 yaşında, biri 9 yaşında şu an. Ama oldu. Ben 7 ay önce, 7 ay önce derken daha çok oldu şimdi 4 ay hamileyim diye. Ne kadar oluyor? Bir 10-11 ay önce hamile kaldım arkadaşlar. Hamile olduğumu öğrendiğimde hislerimi anlatamam yani. Çok karman çomandı, korku da vardı. Mutluluk, korku, her şey bir arada oldu böyle. Fakat çok ucuz testlerden yapmıştım. Hani şu kağıt parçası gibi olanlar. Neyse, ben hani artık kabullendim, hamileyim. Herkese haber vereyim dedim. Ama şu plastik olanları alayım dedim de onu göstererek ben bu anonsu yapayım dedim. Hani o kağıt parçasıyla değil de. Ondan sonra gittim, başka bir test aldım. Fakat Özgür'e söyledim ama çocuklara söylememiştik. Ve bu testi yaptığımda arkadaşlar ikinci silgi acayip derecede silik çıktı. Ve bu benim hayatımda ilk defa böyle duymamışım, etmemişim, ne oluyor falan dedim. İnternette baktım, iyi bir şey çıkmadı. Hani önce tam pozitif çıkıp sonra daha soluk çıkması iyi bir şey işaret değildi. Hamilelik hormonunun düşüşü demek oluyor. Bu da düşük yani, anlamı düşük. Ben yine de düşük aramıştım herhalde sanırsam doktorumu mu hastaneyi mi aramıştım ve sormuştum. İlla öyle demek değil, bekleyin. Hani bir hafta daha bekleyin, bakın. Ondan sonra zaten randevumuzu alıp ne, kan testiyle falan yapıyor hastanede. Ama benim sonra 2 gün sonra mı, 3 gün müydü hatırlamıyorum tam, kanama başladı. Ve bir kimyasal hamilelik yaşadım. Yani çok erken düşük. Ve bu benim başıma ilk defa geldi arkadaşlar ama çok normalmiş. Aslında birçok bayanın başına geliyormuş. Haberleri bile olmuyormuş. Çünkü hani adet döneme yakın olduğu için, bu çok erken bir düşük olduğu için bazı insanın hiç farkında bile olmuyormuş. Hani test yapmayan bir insan farkında bile olmuyor. Ama ben testi yaptığım için farkında olmuş oldum. Etkilendim, üzüldüm. Ama bir anda da hani o yaşadığım bir hafta diyeyim hamilelik beni o kadar çok hani anne olmaya hazır etmişti ki acayip derecede çocuk istedim. Bir tane daha çocuğumuz olsun. Ondan sonra Özgür de çok istedi. Ben de çok istedim. Ve karar verdik. Bir yola çıktık yani diyeyim. Gittim vitaminimi aldım. Şöyle şey vitaminleri oluyor çocuk deniyorsanız. Çocuk denerken gereken vitamin ve mineraller, vitaminleri oluyor hazır böyle. Ondan aldım. Ondan sonraki 2 ayda hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ovülasyon testi kullanmama rağmen olmadı. Ondan sonra 4. oluyor yani o ayı da sayarsak düşük yaptım. 4. ayda yine hamile kaldım. Bu sefer arkadaşlar Özgür'e söyledim tabii ki ama dedim hani şey hazır olalım böyle bir şeyin olabilir. Hani üzülmemek için psikolojimizi çok şey tuttuk, düşük olabilir yani çünkü yaşımdan dolayı belki de. Bu arada 33 yaşındayım arkadaşlar.
Ona rağmen aşırı aşırı üzülerek bir ikinci düşük daha yaşadık. Bu ikinci düşük de yine çok erken bir düşük. Yani kimyasal hamilelik dedikleri şey oldu. Ama fakat bu baya baya yıktı beni. Hani bir tanesine şey demiştim, herkese olabilir bu hayatında bir kere. Bir şekilde atlattım. Ama ikinci de olunca biraz ümidimi yitirmeye başlamıştım. Çok kafama takmıştım, çok üzülmüştüm. Yani bütün şey düşündüğüm şey buydu artık yani. Daha sonraki aylar bu aynı vitamin de bu arada hep devam ediyorum. Bu arada şunu da katmak istiyorum. Kimyasal hamilelik yani çok çok erken düşük yaşayanlar ertesi ay hemen direkt yine deneyebiliyor. Doktora da sordum. Vücudumu dinlendirmem gerekiyor mu? Hani ertesi ay denemeyip yani 1-2 ay ara vermem gerekiyor mu? Hayır dedi. Kimyasal hamilelik yani daha sonraki düşüklerde tabii ki de dinlenmeniz gerekiyor ama kimyasal hamilelik erken düşükte hiçbir şekilde beklemenize gerek yok. Ertesi ay hemen yine deneyebiliyorsunuz. Ondan sonraki aylarda ovülasyon testine rağmen, kullanılan vitaminlere rağmen olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Ve ben artık bayağı pes etmeye başladım. Zaten 6 ay çok yoğun bir denedikten sonra biliyorsunuz artık doktor da hani kabul ediyor randevuyu. Burada İngiltere'de öyle. Hani belki bir soruna işaret edebilir, bir işaret olabilir gibi oluyor. Ben de oraya doğru gidiyordum zaten. 6 ay hiçbir şekilde başarısız oldu. En sonunda birazcık insanları araştırmaya, hani insanlar ne yaşadı, ne tavsiye ediyor, bunları ben izlemek istedim YouTube'da ve bir kadına denk geldim. O da bu içtiğim vitaminleri içmeyin, tavsiye etmiyorum deyip Coenzim mi? Türkçesi nasıl söylenebiliyorum? Coenzim yazılıyor. Coenzim Q10. Bu hapı ve magnezyum hapını tavsiye etti. Dedim denemekte bir şey yok yani. Ben de alayım, deneyeyim. Hatta artık zaten çocuk hiç denememe kararı verdim. Bıraktık hani. Dedim ama bari bu hapı içeyim. Çünkü biliyorsunuz yani etkisini görmenin zaman alabiliyor. Tatildeydik zaten. Yani tatile gidiyorduk. Ve bu hapa başladım arkadaşlar. Sadece bu ikisini içtim. Geri kalan her şeyi bıraktım. O vitamin, multivitaminmiş, minerallermiş onları da bıraktım. Sadece Coenzim, Q10 ve magnezyum içiyordum. Ve belki onun etkisi, belki tatilin etkisi, yani kafamın dağılık olması, hani bu bebek olayını tamamen kafamdan çıkarmış olmam da olabilir. Birden hamile kaldım arkadaşlar. O hapa başladıktan tam 1,5 ay sonra falan hamile kaldım. Bu sefer fakat o kadar korkuyorum ki böyle çocukları yine söylesek mi söylemesek mi? Yani çok arada derede kaldım. Sonra şunu düşündüm. Ben bu psikolojide olmak istemiyorum. Nasıl ilk hamileliğimi öğrendiğimde ne yaptıysam, ne mutluluğu yaşadıysam bununla da onu yaşamak istiyorum dedim. Kendim öyle 1 ay, 2 ay, 3 aya kadar randevu yok yani ultrason burada İngiltere'de. Kendimi öyle bir psikolojiye sokmayacağım dedim. Yani pozitiftim. Testimle gayet bir, yani mutluluk yaşadım. Kafamdan bütün negatifleri attım arkadaşlar. Ve Allah'a şükürler olsun şu an 4 aylık hamileyim. Çok çok mutluyum. Ve internete girip böyle şeylere baktığımda şunu öğrendim. O kadar çok oluyormuş ki bu erken düşük, yani kimyasal hamilelik ve çok normalmiş. Bunun yaşla da alakası yok. Herkesin başına gelebiliyormuş. Ben boşuna hani çok çok dert etmişim. Ben bunu paylaşıyorum size çünkü size de olursa lütfen dert etmeyin. Gerçekten direkt denemeye devam edebilirsiniz. Psikolojinizi bozmayın, kendinizi üzmeyin. Onun dışında da tavsiye ettiğim şu Coenzim Q10 hapı ve magnezyum. Çünkü bu Coenzim Q10 hapı doğurganlığı güçlendiriyormuş. Yani hem erkek içebiliyor hem kadın içebiliyor. Ama bize sadece ben içmiştim. Magnezyum da kadın anlatmıştı bayağı. Magnezyum çok çok önemli bir vitaminmiş. Şeyde de oluyor zaten hani bu hamilelik vitaminlerin içinde ama çok düşük oluyor dedi. Ve gerçekten de baktım öyle. Bu iki hapı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten bunları her yerden alabilirsiniz. Yani ben eczaneden bile almadım. Normal şeyden almıştım. Bu güzellik güzellik ürünleri satan yerler oluyor ya, Omega 3'te orada satın alabiliyorsunuz. Öyle bir yerden almıştım. Bunları da arkadaşlar paylaşmak istedim. Çocuk isteyen herkese gerçekten hep diyorum Allah'ım inşallah çocuk isteyen herkese nasip etsin bu güzel hissi. Dünyanın en güzel şeyi gerçekten. Bunları da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım size
faydalı olur. Daha çok çok şey var ama videoyu uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa videomun altında yanıtlayabileceğim kadar yanıtlarım. Bildiğim kadarıyla yanıtlarım. Tofi de geldi yanıma. Evet arkadaşlar, bu videoyu kapatıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.